Merhaba. Bu derste, bir önceki derste sayfa özellikleri kısmından eklemiş olduğumuz yeni stil CSS dosyasını biraz inceleyeceğiz. Ardından Dreamweaver için çok çok önemli olan CSS stilleri paneline göz atacağız. Şöyle bakalım. Bir önceki derste yeni stil kısmında çeşitli stiller oluşturmuştuk sayfamızın rengiyle ilgili. Link rengi, linklerde neler olacağı ile ilgili. Başlıklarımızla ilgili çeşitli stiller oluşturmuştuk. Buradan diyoruz işte H1, H6 yazı tipi bu olacak, kalın olacak 6'ya kadar. H1'de yazının boyutu 21 ve color da mavi olacak. Yani ben bunu hatırladığım için söylüyorum. Zaten sağ tarafta yeterince açık. Buranın en güzel özelliklerinden biri sağ tarafta da size göstermesi. Yani Dreamweaver gerçekten CSS konusunda da fazlasıyla iyi. Bir yazı yazalım. Deneme. Deneme yazısı paragrafa dahilmiş gibi gözüktüğü için normal genel body etiketine tabi. Ben diyorum ki deneme yazısı başlıklı bir yazı olsun. Header 1 etiketi içeren başlık 1 tarzı bir yazı olsun. Ki boyutunu 24, renginde mavi olması gerekmekteymiş. Peki bunu nasıl yapacağız? Format kısmına başlık 1'i seçtiğiniz anda otomatikman işler değişecektir. Siz buradan normal paragraf yazısına dönebilirsiniz. Şuradan yapayım. Başlık 4 olsun bu sefer de. Başlık 4 neyin nesiymiş? Sadece 14 boyutundaymış. Misal. Böyle basıyorum. Stil kısmındayım. İşte stillerin en güzel avantajlarından biri bu. Stil dosyasına değişiklik yaptığınız anda otomatikman sağ tarafa yani sayfanıza etki edebiliyor. Şimdi biz göreceğimiz için sağ taraf demiş bulundum. Bu başlık 4'müş sağ taraftan da. Birazdan anlatacağım panelde de işlem yapabilirsiniz. Ya da alışkınsanız eğer CSS kısmından yani kod kısmından da iş yapabilirsiniz. Mesela header 4'e ben farklı bir yazı tipi ekleyeyim. Buradan geliyorum. Sağ tarafta CSS stilleri alanında değişiklik olduğunda yenileye basmanız gerekmekte. Ben soldan devam ediyorum. Font family. Şuradan courier seçelim. Noktalı virgülle kapatıyorum. İşlem tamam sayılır ama henüz bitmedi. Sağ tarafa tıkladım. Değişiklik oldu. Yenileye de basmaya gerek kalmadı sağ tarafa tıkladığımda. Header 4'te otomatikman font family CSS'imiz işleme kondu. Bunun haricinde linkler yapmıştık sizinle. Mesela linklerde şöyle bir şey varmış. Link. Text dekorasyon lan demişiz. Bir link atalım. İki kere tıklayın. Ben bu link konularını daha önceki Dreamweaver derslerinde anlatmıştım. Şuradan. Hatta diyez bile koyabilirsiniz. Koyacak bir linkiniz yoksa uzun uzun da yazmak istemiyorsanız şimdilik orada bir link varmış gibi diyez işareti koyarsanız ya da baklava dilimi koyarsanız onu link olarak görecektir.